akşamlar Türkmenili mutfağın değerli izleyicileri. Ben Şef Hanan. Bir günde karşınızda olacağım. Süzücü Türkmenili mutfağından lezzetli, güzel, çeşitli yemekler yapacağım ve tariflerini aktarmış olacağım. Tabi bu program Türkmenili Televizyonu ve Altunsa Şirketi ile ortaklaşa süzücü sunarak. Arkadaşlar, bir gün Türk mutfağına, özellikle de Anadolu mutfağına bilyorculuk yapacağım. Bugün Türk yemeklerin en güzel yemeklerinden seçmişim. Gelin bakalım bugün menümüzdeki yemekler nelerdi? Bugün sizlerde Hasan Paşa köftesi yaparız. Hasan Paşa köftesi Osmanlıların döneminden bu yemeğin çeşitin şeylerdi, sultanlardı, padişahlardı yaparmışlar. Köfteci gerek olan malzemeler 250 gram et, daniyeti, bir soğan rendelenmişik, iki kaşık galeta unu, bir adet yumurta, bir kasede peynir, kaşar peynir, iki adet patates, yarım bardak süt, iki kaşık tereyağı, iki kaşık salça, bir kaşık kekik, bir kaşık tuz, bir kaşık pul biber, bir kaşık karabiber, bir kaşık da kimyon. Bu ana yemeğimizin malzemesiydi. Şimdi gelelim. Bir gün süzücü, bir hafif, bir kolay, bir salata yaparız. Tuna salatası. Altunsa'nın güzel tuneleri var. Onu bir basit, bir kolay, bir salata yaparım sizlerce. Salata için gerek olan malzemeler. Bir kase marul. Bir kase havuç. Bir kase tuna. Bir kase de siyah zeytin süslemekti. Bir kaşık kimyon. İki kaşık beyaz sirke. İki limonun da suyun alacağı. Bunları Altunsa'nın da en güzel mükemmel zeytin yağlarıyla beraber bir güzel salata yapacağım sizce. Şimdi gelelim en güzel, en önemli çorba. Dünen arkadaş bizden istedi tarifin. Süremiz pay etmedi. Bir gün bunu arkadaşla hemen yapacağız. Ezogelin çorbası. Tabi ezogelin çorbası Türk yemeklerinin biridir. Bunu her zaman kalabalıklarda, misafirler gelende, gelinler için de bu çeşit çorbanı yaparmışlar. En çok da Gaziantep'te bu çorba çeşidi yapılırmış. Umarım yaparsınız arkadaşlar. Eminim ki bunun malzemesi de her evde bulunur, her mutfakta bulunur. Çorba için gerekli olan malzemeler 2 kaşık burgul yıkamışık, dilendirmişik. 2 kaşık pirinç. Dedik Altunsa'nın yumru pirinci çok güzel çorbada geldi. Bunu yıkasavuz, suda dilendirsavuz. Çok güzel kavun yeri çorbaya. Yarım bardak mercimek. Aynı Altunsa'nın da mercimekin kullanabilirsiniz. Bir adet soğan. Biraz da sıvı yağı. Biraz da tereyağı. Sos için de bir kaşık kuru nana. Bir kaşık salça. Ve bir kaşık Altunsa'nın güzel biber salçaları var. Hem tatlısı var, hem de acısı var. Kullanabilirsiniz. Bu da çorbamızı açıkladık. Hem sosunu, hem de malzemesini. Bir pakette maci Altunsa'dan dedik tavuk macisi kullanacağım. Şimdi gelelim tatlımıza. Bir gün çok bir kolay bir tatlı yaparım. Bunun da malzemesi her mutfakta bulunur.
İnşallah yaparsınız bundan arkadaşlar. Bunun tatlımın adı parmak tatlısı. Bazı insanda diyar Zeynep parmağı, bazı insanda diyar timsah kuyruğu. Ben bir gün bu güzel tatlını süzüt yapacağım. Tatlı için gerek olan malzemeler 2 bardak un, 2 bardak süt, 1 kaşık vanilya, 2 kaşık sıvı yağı, süslemek için de ceviz, Hindistan cevizi. Dedik arkadaşlar, tatlı için her zaman bir şerbet yaparız, sağdırırız, buzdolabına koyarız. Bunu elimiz altta, ben bir gün bunu da hazır yapmışım siz için. Şerbeti de açıklayayım nasıl yaparsınız. 3 bardak şeker, 1,5 bardak su, biraz limon sıktım, biraz da vanilya ekledim. Bunu güzel bir şerbet yaptım, sağdırdım. Hemen tatlımızı yağda kızardıktan sonra tatlımız sıcak için şerbetimiz sağdı. Hemen eklerim şerbete. Tatlımızın da tarifini açıkladık. Şimdi gelelim yavaş yavaş yemeklerimiz yapmaya. Önceden çorbadan başlayacağım. Bir gün ana yemeğimiz hızlı şekilde pişer dedik. Patatesi haşlamışız. Etimiz de kıyma şeklinde. Bunu sıcak fırına yollarız. Hızlı şekilde 20 dakikada yeniden bir çeyrek saatte pişer. Çorbamız mercimek var, hem de burgulu var, hem de pirinci var. Biraz vakte ihtiyacı var. Bundan dolayı hemen çorbadan başlayalım. Burada bir adet soğanı hurda hurda doğrarız. Soğan da sevmeyen biraz soğanın tuzunu ekleyebilir. Soğanı tozu marketlerde bulunur. Alabilirsiniz. Çorbağıza ekleyebilirsiniz. Ama soğanı kızartsak farklı bir tad verir çorbamıza. Hurda hurda doğrarız. Şimdi geldik. Ocağı çalıştırırız. Dedik, altın sadan biraz sıvı yağı ekleriz. Burada da bir kaşık tereyağı. Tereyağı da tenceremize ekledik. Biraz yağımız sıcak olur. Ondan sonra hemen soğanımı eklerim. Çok kolay bir çorbadır. Çok da faydalıdır. Sağlık Bakanlığı'ndan bunu yapabilirsiniz evde. Hem faydası var, hem de hafifti. Hem de böyle insanı doydurur. Ramazan ayında o kadar acılığa hissetmez. Biz dedik Ramazan boyunca inşallah farklı farklı çorbalar ve salatalar, tatlılar, yemekler hiç benzeyenini yapmayacağım. Her gün farklısını yapacağım. Umarım siz de yaparsınız. Güzel güzel sofranızı süsleyersiniz, bezedersiniz. Ramazan boyunca. Şimdi soğanımız tencereye ekledik. Bunu sıvı yağında gezdiririz. Rengi altın rengini alınca güzel nefes bir çorbadır. Malzemesini de yanıma alın.
Biraz soğanım kızardı. Malzemeler yavaş yavaş tencereme aldım. Önceden burgulu. Burgulu biraz kızardırık. Ondan sonra pirinci. Sonunda da mercimeği eklerim. Soğanımız pembeleşti. Rengi de yeşildi. Biraz da kızardırık. Ondan sonra malzememizi eklemeye başlarız. Çorbamıza dedik, altın sanın güzel maciler var. Bir paket eklerim. Maci eklediğimden o kadar tuza ihtiyacım olmayacaktı. Şimdi 2 kaşık burgulu yıkamış idik, dillendirmiş idik. Bunu tenceremize ekledik. Tencerede gezdiririk. Biraz kızarınca ondan sonra bunun pirincini de ekleyeceğim. Kaşık dedik, altın sanın yumru pirinçler var. Bunu yıkamışız. Suda dillendirmişiz. Yumru pirinç sarmada, dolmalarda, çorbalarda çok güzel gelir arkadaşlar. Umarım alırsınız bunu da mutfağınızdan. Hiç eksik etmeyesiniz. Burada pirincimizde ekledik. Gelagın mercimeğimize. Mercimeğimizde dedik. Yarım bardak altın sanı mercimeğin yıkamışız. Suda dillendirmişiz. Ne kadar suda dillendirsek o kadar güzel olur. Bir zamanı ilave ettik bunu. Güzelce karıştırırız. Kızardırırız. Bunun için 4 bardak suya ihtiyacım olur. Kaynadıkça da baksak daha ihtiyacımız var. Biraz da su ekleriz. Malzememiz kızardı. Şimdi hemen suyunu ekleyeceğim. Dedik 4 bardak su ekleyelim. Bunu karıştırırız. Bir paket altın sanı macizini eklemiştik. Karıştırırız. Güzel. Şimdi tenceremizin kapağını örtürük. Yavaş yavaş pişsin. Masamızı biraz toplayalım. Şorbamız kaynayınca gelin ana yemeğini yapmaya. Ana yemeği istedik. Burada et kıyma şeklinde 250 gram et. Burada bir soğanı rendelemişiz. Bunu da ekleriz. Gelin baharatımızı yanımıza alalım. Bir kaşık karabiber. Bir kaşık kekik. Bir kaşık kimyon.
Bir kaşık tuz. İki kaşık galeta unu. Bir adet yumurta. Bunları yumurtanı bir kaseye alın. Bunları güzel el yardımıyla yoğuracağım. Önceden yumurtanı çırptım. Yavaş yavaş malzemeyi kabıma aldım. Aldıkça yoğururum. Bazı insanlar diyor, Türk mutfaklarının yemeği zordu. Ama ben diyorum arkadaşlara, tam tersine çok kolaydı yapmakları. Çok da faydalıdır. Hatta diyet yapanlar da yapabilirler özün. Bir gün yemeğimize kesinlikle yağ eklemeyeceğiz. Bunu güzel fırına yollayacağız. Diyet yapanlar, şeker hastalığı olan edebilir. Bunu yapsın, yesin. En önemlisi de faydalıdır. Biz dedik, orucuk her zaman faydalı yemekler ihtarırıq. İstemirik yağla yağın, istemirik çürü alağın. Her zaman sıhhatimize iyi bakarıq. Bunu iyice yoğururuq. El yardımıyla devamlı şekilde yoğururuq. Baharatların hepsini ekledik. Biraz pul biber ekleyeceğim. Yoğurduk tamamen. Güzel kıvamını aldı. Şimdi bir bayrak kabı getiririk. Biraz masamız toplayalım. Burada bir bayrak kabı aldık yanımıza. Bir kaseye de biraz su. Elimiz altta koyarız. Diğer tarafta çorbamız kaynamaya başladı. Bunu tamamen karıştırırız. Malzemesini suda dilendirmiş idim. Hızlı bir şekilde pişecekti. Sonunda bir güzel sos yapacağım öz için. Biraz ateşini kısaltırıq. Gəldik ana yemeğimizin yapmağı için. Dedik bir bayrak yanımıza alalım. Bir kasada su, biraz elimiz ibidirik. Malzemeden bir ceviz kadarıca elimize alalım. Bunu yumru yumru yaparız. Ortasına parmağımız bastırırız. Daire şeklini veririz özne. Bu şekilde biz bir adet yumurta ekledik. İki kaşık galeta unu ekledik. Bunun kıvamı güzel gelsin. Hatta ki fırına yollayanda açılmasın. Bu şeklin assın. Tekrardan ceviz kadar iyice alalım. Yumru şekil veririm özne. Ortasına parmağı bastırırım. Daire şeklinde dolantırırım.
Tamam edarıq. Qalan köftələri yapmağa. Hani dedik, daire şeklini veririk. Hepsini bir kıyas edarıq. Güzel çıksın şekli. Dedik, bir cevizce Allah kıyma. Buna güzel yumru şekli veririk. Elimiz suda ebidirik. Yumruya darıq. Vurmaqdan ortasını bastırırıq. Daire şeklini veririk. Devam edarıq arkadaşlar. Kıymamızı şekil vermeğe. Bunun için de bir sos yapacağız sonunda. Dedik patateslerimiz de haşlanıptı. Buna 2 kaşık tereyağı, biraz tuz, biraz süt. Bunu güzel ezeceğim. Kıymamızın üzerine koyacağım. Ondan sonra sonunda kaşar peynirini ekleyeceğim. Devam edarıq. Aynı şekil veririk. Bayrak sedüzarıq. Kıymamız da dedik, hiç dağılmaz. Hani bir yumurta eklemişik. 2 kaşık galeta unu. Galeta unu da bulmasağız. Eğer ekmek göz kassa, onu dögebilirsiniz, ekleyebilirsiniz. Aynı şekilde biraz pul biber ekler gözüne. Yine de 2 kaşık un. Un da tutar özün. Dağılmaz hiç. Baharata da kekik eklemişik. Hani yumurtanın zengin assın. Baharatlarda da kimyon da çok güzel. O da bir lezzet katar özüne. Biraz da yaparım. Ondan sonra devam ederim. Patatesin ezmeğe. Aynı daire şeklini verdik. Bayrak sedüzdük. Bunu da son olarak yaparım. Diğer tarafta çorbamız kaynır. Bunun macisini ekledik. Pişer. Pişenden sonra bir güzel sos yapacağım öz içi. Nana, pul biber, tereyağı, biber salçası, salça. Bunları güzel kızartacağım. Bir güzel sos yapacağım. Bu kadar yeter. Şimdi geldik. İki adet
patates, dedik, bunu biraz tereyağı ekleriz. Bunu yavaş yavaş ezeceğim. Biraz doğruya koyacağım. Ondan sonra patates küçük olsa 4 adet, ama ben bir gün büyük patates haşladım, 2 adet yeterliydi. Bunu yavaş yavaş ezeceğim. Rendeliye de bilirsiniz özüm. Aynı vaxtda. Buna biraz tuz. Biraz da karabiber. Devam ederiz. Patatesi ezdik. Patatesi de çok haşlamayasız arkadaşlar. Çok haşlasak kıymamızı da dağıdı fırında. Biraz kıyım olması lazımdı. Biz istiyoruz güzel şeklinde, yumru yumru şeklinde kalsın kıymamız. Ondan dolayı ne kadar elimizden geldi, patatesi yarımçuluk pişirdiriz. Çok da ezmiyor. Bunu el yardımıyla biraz tuzun sepeceğim. Biraz da karabiber. Biraz da tereyağı. Bunu güzel yoğururuz el yardımıyla. Dedik, neden çok haşlamadık? Su çekmesin canına. Biz yumurladığımız kıymanı dağıtmasın. Devam ederiz yoğurmağını. Şimdi bayrak siyanımızı alalım. Masamızı biraz toplayalım. Şimdi geldik arkadaşlar, yumurladığımız kıymanın üzerine yoğurduğumuz patatesten tuzu, karabiberi, tereyağı, bunu aldık, bu şekilde ortasına doldururuz. Yavaş yavaş sıraydan buna da el yardımıyla bir daha şekil veririz. Sonunda da kaşar peyniri. Her ne peynirden bulsanız ekleyebilirsiniz. Ben bir gün mozzarella peyniri ekleyeceğim. Çok güzel geldi. Fırında da güzel şekil. O güzel lezzet verir.
Hasan Paşa köftesini. Devam ederek arkadaşlar. Bunu el yardımıyla dedik. Güzel şekil vermeye. Fırınımız sıcak etmişiz. 180 derecede kızdırmışız. Köftemizde kıyma şeklinde yoğurmuşuz. Hızlı hızlı pişer. Bu şekilde yumurlarız. Dağılmasın. Öz şeklinde kalsın. Ne kadar elimizden geçse o kadar yumru şeklin veririk, daire şeklin. Dedim de patatesleri çok haşlamayın arkadaşlar. Su almasın canına, köfte uzayı dağıtmasın. Köftenin en önemli, en püf noktası budur. Şimdi geldik. Bunları yanalak. Kaşar peyniri dedim ben bir gün mozzarella peyniri kullandım. Peynirleri de üzerine gezdiririk bu şekilde. Elden de bastırırız dağılmasın. Peynirin ekliğinden sonra bunu hemen sıcak fırına yollayacağım. Bunun sosu kalı. Bir güzel sos yapacağım öz iti. Sonunda o sostan süsleyeceğim. Şimdi peynirler de dağıldı. Hepsini gezdirdik. Hemen bunu fırına yollarız, sıcak fırına. Gelin masamızı toplayalım. Kalan malzememizi yan aldık. Burada çorbamız kaynır. Bunun ocağını kısaltmışız. Şimdi biraz da suya ihtiyacı var. Soyun eklerim. Burgul, pirinç, mercimek kaynadıkça su çeker. Ondan dolayı biraz da su ilave ettik. Gelin. Şorbamızı bir tarafa alalım. Şorbamızda bir güzel sos yapacağız. Merzememizi yanımıza alalım. Biraz sıvı yağı altın sadan ekledim.
Dediği altın sanım. Güzel biber salçaları var. Ondan ekleyeceğim. Bir telefon bağlantımız var. Onu alalım. Alo, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Nezle abi, telefon verirsen. Kimiden görüşürüm? Nezle. Baştan göz üstü. Teşekkür ederim. Arkadaş bize katılıp Zelabiye tarifini istedi. Onu da şimdi açıklarım. Çorbamızın sosuna devam ediyoruz. Dedik ezogelin çorbası, bir kaşık kuru nana, biraz karabiber, biraz pul biber. Burada da dedik bir kaşık biber salçası, bir kaşık da altınsadan salça, domates salçası. Bunları kızardırıq. Güzel, nefes bir çorba. Bunu kızardıktan sonra hemen çorbama eklerim. Yavaş yavaş pişsin, güzel rengin versin. Bir telefon bağlantımız var, onu da alalım. Alo, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Merhaba abla. Merhaba. Türkmenli mutfağına hoş geldiniz. Sağ olasın. Alo, sağlık bu güzel programı için. Sağ ol, teşekkür ederim. Kimiden görüşürüm? Güzel yemeklere. Sağ ol. Alo, sağlık, çok güzel yemekler etsem. Sağ ol, teşekkür ederim. Abla, bir salam gönderebilirim dayısın, ne bilsem? Gönderebilirsen. Çok salam ederim dayıma. İnşallah yetişir salamı. Teşekkür ederiz arkadaş. Bize katıldı. Şimdi sosumuz hazır oldu. Burada da çorbamız tamamen pişecekti. Yavaş yavaş bunu sosun aldıkça karıştırırız. Çok güzel, nefes bir çorbadı. Umarım yaparsınız. Bunu devamlı şekilde karıştırırız. Dedik bir kaşık biber salçası, bir kaşık da domates salçası altınsadan. Bunları ekledim. Bir kaşık nana, biraz pul biber, biraz karabiber. Sıvı yağında kızarttım. Hemen tencereme aldım. Bir telefon bağlantımız var, ona alalım. Alo, buyurun. Necesin Hanan abla, iyisin? Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ ol, inşallah iyisin. Sağ ol, kimiden görüşürüz? Rodin yine nasıl? Baştan göz üstü. Sağ ol, hayatım, sağ olasın. Hanan abla, hayatım, tavuk mahşisi isterdim, zahmet olmasa. Tavuk mahşisi, tamam. Teşekkür ederiz ablamız. Bizi her zaman arar, güzel güzel yemek tariflerinde bizden sorar. Bir gün Rodina annesi bizden tavuk mahşisi istedi. Onu da söz inşallah gelecek programlarda yapacağım. Tavuk mahşisi için dedik bir tavuğu sümüğün aldık. Ondan sonra Munitsa bir sos yaparak, bir kaşık mayonez, bir kaşık yoğurt, biraz karabiber, biraz limon, bir kaşık sirke,
bir kaşık bal da eklesek çok güzel olur. Bal da bulmasak bir kaşık şeker. Şekerden bal her zaman tavuğun güzel renginde koyar, beyaz renginde, renginde ekştirilmez. Biraz karabiber de eklesek güzel olur. Biraz sıvı yağı. Bunu bir güzel sos yaparım. Tavuğu geceden dinlendiririm bu sosta. Bir streç laylon vururum, buzdolabına eklerim. Yarınsa bir güzel pilav yaparım. Sarı pilav. Bir soğan kızartırıq sıvı yağında. İdebili karışık sebze, bezelye, badem, kuş üzümü. Bunlar güzel kızartırıq. Patates de kızartırıq. Pilava katarıq, doldururuq tavuğu. 180 derecede kızmış fırına yollarıq. Bir telefon bağlantımız var, onu da alalım. Alo, buyurun. Alo, iyi akşamlar. İyi akşamlar, buyurun. Kimiden görüşürüz? Elif Anası. Baştan göz üstü. Göz var olsun, sağ olasın. Çok memnunum senden. Sağ ol, ben memnunum. Hardan katılırsan bize abla? Ben Musalla bölgesinden. Baştan göz üstü. Sağ ol. Buyurun, neyi tarifini istirdi? Bu güzel programı atıptan bizim için. Sağ ol. Allah razı olsun. Türkmenili televizyonundan Allah razı olsun. Sağ ol. Ve biz de çalışırız. Her zaman güzel yemekler ve güzel tarifleri de sizi açıklamaya. Şimdi gelin arkadaşlar. Tuna salatasını yapalım. Tuna salatası çok kolay, çok güzel bir salatadır. Dedik altın sanın güzel tuneleri var. Bunu burada havucu hurda hurda doğramışım. Marulu da, marul dediğimiz yani has. Bunu da ince ince doğramışım. Geldik bunun biraz tuz ekleriz. Biraz da kimyon. Kimyon her zaman tuna balığından çok güzel yakışır. Bunu karıştırırız. Gelir iki kaşık beyaz sirke ilave ederiz. Burada da alt usadan zeytinyağı ilave ederiz. Bunu karıştırırız. Şimdi tunasını aldık. Kabımıza yavaş yavaş karıştırırız. Güzel şeklinde kalsın. Ezilmesin. Tuzun ekledik. Beyaz sirke ekledik. Biraz da kimyon, havuç, marul. Şimdi gelelim. Bunun limonun da suyunu aldık. En son limonun suyunu ekleriz. Bunu güzel kapta süsleriz. Bir telefon bağlantımız var, onu alalım. Alo, buyurun. Alo. Alo, buyurun. Alo. Kimiden görüşürüm? Yaran. Baştan göz üstü. Buyurun abla, ne tarif istedin bizden?
Vallahi Hayran abla zahmet, siz bu şormanın tarifini istirdim. Bu en yakını ulaştırmadım. Tamam, Ezo gelin çorbasın. Ha, indiki bulgur, pirinç, mercimek. Oldu. Tamam, teşekkür ederim. Ablamız tamam, bize katıldı. Ayol, sağ ol, çok memnun. Allah razı olsun. Ablamız yaptığımız çorbanın tarifini istedi bizden. Ezogelin çorbasın. Ezogelinin çorbasının malzemeleri bir adet soğanı hurda hurda doğradık. Bunu sıvı yağında kızarttık. Geldik. 2 kaşık pirinci, 2 kaşık burgulu, yarım bardak mercimeği, bunları yıkamışydık, dilentirmişydik. Bunu tencereye ekledik. Yağda kızarttık. Suyun ilave ettik. Dedik. Bir maci, altın sıdan bir maci ekledik. Kaynadı. Yavaş yavaş pişti. Bunun için bir sos yaptım. Sosunu da nasıl yaptım? Biraz sıvı yağına, pul biber, kuru nana, karabiber, bir kaşıkta altınsadan dedik biber salçası var, bir kaşıkta domates salçası. Bunları güzel kızarttık. Sonunda çorbaya ilave ettik bu sosu. Çorbamız karıştırıp devamlı şekilde hazır oldu. Güzel. Umarım yaparsınız bu faydalı çorbanı. Hem de güzel sofrada farklı çorba yapmak. İlla ki daki günde mercimek çorbası yapan her gün bir farklı olsun. Şimdi geldik, limonun suyunu aldık. Bunu güzel salatamıza ekleriz. Bir telefon bağlantımız da var, onu da alalım. Alo, buyurun. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Bu programı bizim için açtığınızı çok teşekkürler ederiz. Çok Türkmen Eli kanatından çok teşekkürler. Sağ ol, Allah razı olsun. Kimiden görüşürüm? Zeynep Nenasi ile. Zeynep Nenasi, baştan göz üste. Hardan katılırsan bize? Leyla'nın. Baştan göz üste. Buyurun abla, ne tarif istirdi bizden? Sütlaç tarifi istedim sizden. Sütlaç tarifi? Evet. Tamam. Teşekkür ederiz ablamız. Bizi aradı, sütlacın tarifini istedi. Ve inşallah gelecek günlerde sütlacı da yapacağım. Bilağım, salatamız hazırladık. Güzel bir şekilde süsleyek özün. Bir kaba biraz marul aldık. Bunu yavaş yavaş güzel şekil veririk. Sonunda da altın sağının güzel siyah zeytinler var. Bunu da süsleriz. Salatamız da hazır oldu. Yemeğimiz de fırında pişirdi. Çorbamız da pişti. Biraz masamızı toplayalım. Gelin hemen tatlımı yapmaya. Tatlımız da çok kolay dedik. Tatlımızda bir gün
Elden yoğurmayacağım. Bunu hemen ocak üstte yoğuracağım. Farklı bir tatlıdır. İnşallah yaparsınız. Çok da beğenirsiniz. Biraz altın sadan sıvı yağı. 2 kaşık yeterlidir. Bunu tencereye ekleriz. Burada geldik. Beyaz un. 2 bardakça beyaz un. Tenceremize aldık. Bu kadar yeter. Burada da dedik vanilya. 1 kaşık vanilya. Bunu ne kurumaya ve ne kavartma tozuna ihtiyacımız olmayacaktı. Geldik yavaş yavaş bunu sütün ekledikçe karıştırırız. Bunu dedik ocak üstte yoğuracağız. Yavaş yavaş karıştırırız. Ben biraz yoğurdum. Bir 5 kişilik ne kadar istesaviz yoğurabilirsiniz. Biraz da süt ekledim. Sıvı sütü. Bunu hep karıştıracağım ocağın üstünde. Suyun çekene kadar. Çok kolay bir hamirdi. Umarım yaparsınız. Şimdi suyun çekti arkadaşlar. Ocağın altın. Söndürürük. Biraz da masamız toplayalım. Geldik. Bana ne şekil vereceğiz. Onu göstereceğim size. Burada hamurumuz hazır oldu. Bunu bir kaba aldıktan bir telefon bağlantımız var. Onu da alalım. Alo, buyurun. Alo, selamun aleyküm. Aleyküm selam, buyurun. Necef, ben neyim? Sağ ol, Allah. Allah razı olsun. Kimiden görüşürüm? Zahmet. Sesi duymuram abla. Hatımız düştü. İnşallah bir daha tekrardan ablamız bizi arar. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi hamurum ocağın üstünde yoğurdum. Bunun unun vanilyasını ekledim. Biraz da sıvı yağı. Biraz da süt. Şimdi sıcak sıcak el yardımıyla yoğuracağım. Bunu gösteririm size. Ne de şekil verirsiniz. Yan rende yardımıyla. Yan da bir sıcak yardımıyla bunu şekil vereceğiz. Ondan sonra bunu sıvı yağında kızardısız. Dedik de bir şerbet yapmışız. Sağıtmışız. Hemen şerbeti ekleriz. Ben bir gün bu masfi yardımıyla yapacağım. Çok kolay. Hamurumuz yoğurduk. Hele hamurumuz sıcak için. Devamlı şekilde yoğururuz. El yardımıyla. Geldik biraz hamurdan alak. Yumru şekil veririk. Bunun yeter ki sıcak sıvı yağında ekliyorsunuz. Kızar. Kızardısız. Ondan sonra hemen şerbete ekliyorsunuz. Çok kolaydı.
Hiç temşek olmaz. Bazı insanlar diyor, çöpme yapıram, elimde imşek olur, tatlı yapıram, elimde imşek olur. Bu Zeynep barmağı, ya da dedik barmağ tatlısı, hiç imşek olmaz. Hak öz kıvamında da kalır. Çok güzel olur, umarım yaparsınız. Dedik hepsine yumru şekil veririk. Bunu evde bir 5 dakika bekletsek güzel olur. Hanımına ne kurmayı eklemişim ve ne kavartma tozu. Şimdi geldik bunu nece şekil veririk onu gösteririm size. Hamuru bu şekilde açarız. Bastırırız. Yumurlarız. Kaldırırız. Bu güzel şekli aldı. Çok kolaydı. Umarım yaparsınız arkadaşlar. Aynı bir top alalım. Bastırırım. Bu şekilde güzel nakışlı oğlu dedik. Çatal yardımıyla da oğlu, rende yardımıyla da oğlu. Ama bu şekilde daha da güzel oğlu. Umarım yaparsınız. Çok kolaydı. Sevende ceviz ortasına doldurabilir. Seven süsler. Hamrı bastırırız. Sonra bir şekilde güzel şeklini aldı. Bunu dedik. Sıvı yağını aldık, kızardırık. Ondan sonra şerbete ilave ederiz. Şerbetimiz de savuyup yapmışız önceden dedik arkadaşlar. Yapsağızda hamur uz fazla olsa bunu buzdolabında da koyabilirsiniz. Bir kasede streç laylonla kablayabilirsiniz. Buzdolabında kalabilir. Çünkü bunun ne kurumayasın ve ne de kıvırtma tozunu eklememişiz. Sadece unun, sütün, vanilyasın, biraz da sıvı yağı hiç bozulmaz. Bu hamur çeşitleri çok güzel olur. Ben her zaman yaparım. Umarım siz de yaparsınız arkadaşlar. Devam ederiz. Bunları yapmaya. Burada ana yemeğim fırında yapmışım. Bunu bir güzel sos yapacağım. Çorbamız da pişti. Güzel tuna salatası da hazırladım. Şimdi arkadaşlar bir kısa ara alalım. Bir daha tekrardan Türkmenili mutfağına döneceğiz. Hiç ayırmayın bizden. Beklemeyin.
Kısa bir aradan sonra tekrardan mutfağımıza döndük. Yemeklerimiz hazır oldu. Ana yemeğimiz dedik Hasan Paşa köftesi. Bunu fırından çıkarttık. Kızardı güzel şekilde. Bunun için bir sos yaptık. Sosu da nasıl yaptık? 2 kaşık sıvı yağı, 2 kaşık salça, biraz pul biber, biraz karabiber, biraz tuz. Bunu güzel kızarttık. Suyunu da ekledik. Şimdi geldik. Bunu bu şekilde süsleriz. Çok güzel, çok faydalı bir yemekti. Umarım yaparsınız ve afiyetle yersiniz. Sosun ekledim. Bu kadar yeter. Yemeğimiz hazır oldu. Yanında da süzücü. Sağlıklı bir salata yaptık. Dedik altımsanın tüne paketler var. Onu kullandım. Bir kasede havuç doğramış idim. Bir kasede marul. Marul dedik yani has. 2 limon suyunu aldım. Biraz kimyon, biraz tuz. Bunları güzel karıştırdık. Zeytinyağı da ekledik. Ondan sonra altınsanın güzel siyah zeytinlerinde güzel bir şekilde süsledik. Burada da tatlımız. Tatlımız dedik. Zeynep parmağı. Yine de bazı insan diyor. Tatlı parmak. Bunu da çok güzel. Hamirin ocağı üstünde yaptık. Hamirinde nasıl yaptık? 2 bardak un. 4 kaşık sıvı yağı. Biraz süt. Bunu 1 bardak süt. Biraz vanilya. Bunu ocağın üstünde yoğurduk. Suyun çekene kadar ocağın ateşini söndürdük, getirdik. Sıcak sıcak el yardımıyla yoğurduk. Buna güzel bir şekil verdik. Yağı da sıcak etmiş idik. Bunları güzel yağda kızarttık. Ondan sonra şerbet yapmış idik. Şerbetimizde nasıl yapmış idik? Dedik 3 bardak şeker, 1,5 bardak su, biraz limon, biraz vanilya. Bunu şerbetinde soğuttuk. Getiririk. Tamamen üzerine gezdiririk. Süslemeği de dedik. Sevan cevizden. Sevan da Hindistan cevizi. Sevan yeşil fıstık. Ben bir gün biraz Hindistan ceviziden süsleyeceğim. Biraz da cevizden. Tatlımız da çok kolay. Güzel bir tatlıdı. Umarım yaparsınız. İnşallah Ramazan boyunca farklı farklı tatlıları yapacağız. Ve güzel lezzetler, yemekleri yapacağız. Tatlımız da hazır oldu. Yanında da bir çorba yaptık. Dedik, dünen arkadaş bizden izogelin çorbasını istedi. Bu çorbada dedik, Gaziantep'te çok meşhur bir çorbadı. Türk mutfağından aldık özün. Çok da yapmağı kolaydı. Bir adet soğanı kızarttık. Biraz sivi yağında. Ondan sonra bunun 2 kaşık pirinç dedik. Altınsanın yumru pirinci var. Çok güzel geldi çorbada. Bunu yıkamış idim, dilendirmiş idim. 2 kaşık da burgul. Yarım bardak mercimek. Bunları yıkamış idim, dilendirmiş idim. Yavaş yavaş bunları soğanın üzerine ekledik. Yağda gezdirdik. Kızardı. Kızarından sonra bunu suyun ekledik. Altınsadan bir paket tavuk macisi ekledim. Bunu güzel yavaş yavaş ateşe bıraktık, pişti. Biraz suya ihtiyacı oldu. Daha suyunu ekledik.
Ondan sonra bir güzel sos yaptık özeti. Altın sanan güzel biber salçaları var. Bir kaşık biber salçası, iki kaşık domates salçası, biraz pul biber, biraz kuru nana, biraz da karabiber. Bunlar güzel sıvı yağında kızarttık. Bunu çorbaya ekledik. Yavaş yavaş karıştırdık. Güzel kıvam aldı. Bu şekilde yaptık çorbamız. Umarım yaparsınız. Mutfağınızdan eksik etmeyesiz. Sağlıklı bir çorbadı. Faydalı bir çorbadı. Arkadaşlar, bizi arayıp arkadaş bizden şufanın çorbasını istedi. Şufanın dedik, bir sürü çeşitler var. İnşallah bir gün bir çeşitini vereceğim, tarifin açıklayacağım nasıl yapar. Şufan da dedik, çok faydalıdır. Dedik, bir adet soğan orta boyda. Bunu hurda hurda şekilde doğrarız. Yağda kızardırız. Yarım bardak şufanı ekleriz tencereye. Bunu güzel gezdiririz soğanla beraber. Sevan karışık sebze. Karışık sebzeni de eklesin. Bunu da güzel yağda gezdirsin. Biraz da şarıyı ekleyebilirsiniz. Altın sadan güzel maci tavuğu ekleyebilirsiniz. Karabiber. Biraz da kari eklesek çok güzel gelir. Bu kaynar. Kaynayandan sonra manita kremi yaparız. Kremasında nasıl yaparız? 2 kaşık süt, 2 kaşık nişastanı suda eridirik. Ondan sonra karıştırırız devamlı şekilde. Güzel kıvamın alınca. Değerli seyircilerimiz, bir gün menümüzde yemekleri yaptık. Ve tarifin aktarmış olabildik süzütü. Umarım hepsinden yaparsınız. İnşallah yarın bir daha tekrardan Türkmenili mutfağında buluşmak üzere. İndilikçe kalın Allah'a emanet. Hoşça kalın.